Depremin ardından kalıcı konutların yapımına gelecek ay başlanacak. Fay hatlarından uzak rezerv alanlar belirlenecek. İlk etapta 30 bin konut inşa edilecek. Hedefse bir yıl içinde deprem bölgesinin tamamının konut ihtiyacını karşılayacak yapıyı tamamlamak. Mart başı itibariyle 30 bin konutun inşasına hemen başlayabiliyoruz. Kademeli olarak birkaç ay içinde fay hatlarının uzağında inşa edeceğimiz tüm konutların yapımına geçilmiş olacaktır. Amacımız bir yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda kaliteli ve güvenli yapının inşasını tamamlamaktır. Fay hatlarından uzak rezerv alanlar belirlenecek. O alanlarda zemin artı 3-4 katı geçmeyen konutlar inşa edilecek. 10 ili etkileyen deprem felaketinde ilk belirlemelere göre 211 bin konut yıkıldı ya da ağır hasar gördü. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ o konutların yerine yenilerini inşa etmek için harekete geçti. İlk etapta 30 bin konut projelendirilip inşa edilecek. Kademeli olarak sayı artacak. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından yerinde ihya edilebilecek binalar tespit edilecek. Yerinde ihyaya uygun görülmeyenler içinse fay hatlarının uzağında rezerv alanlar belirlenecek. Etaplar halinde inşa edilecek projelerde her bir parsel için yapının temel ve statik hesapları yapılacak. Bunun içinde zemin araştırma verileriyle geoteknik değerlendirmeleri içeren zemin etüt raporu çıkartılacak. Rapordan alınan veriler doğrultusunda başta deprem yönetmeni olmak üzere yürürlükteki mevzuata göre projeler hazırlanacak. Konutlar zemin artı 3 ya da 4 katlı olacak. Tünel kalıp taşıyıcı sistem, yüksek beton dayanımı gibi sarsıntıyı ve olası hasarları en aza indiren çözümler kullanılacak. Tamamlanan konutlar etaplar halinde hak sahiplerine teslim edilecek. Hedef, bir yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda yapının inşasını tamamlamak.